Şimdi Kadir Gecesi'ni aradığımız günlerdeyiz. Ramazan ibadet ayı. Sadece Ramazan değil, bütün aylar ibadet ayı. Müslüman hayatında gözyaşı olan, Allah'a tevekkülü olan, ibadeti olan, Allah'tan korkan, komşusu aç mıdır diye merak eden, bakan, komşusu açken uyumayan, kimsenin hakkını elini uzatmayan kişidir. Elinden dilinden herkesin emin olduğu kişidir. İşte Haydar Hoca bu anlayışı temsil ediyordu. Profesör Doktor Haydarbaş'ın hayatı Ehlibeyt'in hayatıydı. Muhammed Mustafa Efendimiz'in yaşantısıydı. Onun yolunda bir hayat ortaya koydu. İnsanlığa bunu örnek olarak sundu. Bize bunu öğretti. Merhameti öğretti, gözyaşını öğretti, şefkati öğretti, adaleti öğretti, Allah korkusunu öğretti, ibadeti öğretti. Şimdi ibadet günlerimiz. Yani 1000 aydan daha hayırlı olan, kıymetli olan bir geceyi arıyoruz. Ramazan'ın son 10 gündeyiz. Kullarının cehennemden Allah'ın azat ettiği günlerdeyiz. Allah'a gözyaşıyla, rol yapmak için değil, milletin içinde değil, yalnız kaldığında çekileceksin. Tek başına Allah'a yalvaracaksın, yakaracaksın. Herkesten sakladığın ama Rabbinin bildiği günahların var. Bunlar için af dileyeceksin. Umulur ki Allah bu günler hürmetine kullarını affeder. Yani din nedir? Din dedikodu değildir. Din felsefe değildir. Din ideoloji değildir. Din kulun kalbinden Allah'a giden yolun adıdır. Evet. Ve bu yol ibadetle yürünür. Zikrullah'la yürünür. Selatü selamla yürünür. Namazla yürünür. Oruçla yürünür. Zekat ayındayız. Allah'ın kullarına merhamet edesin ki merhamet bulasın. Bugünleri yaşıyoruz. İşte muhterem hocamın hayatının tamamı ibadetti. Her anı. Allah'la olmadı bir anı yoktu. Milletin birlik ve beraberliği için çalıştı. O da ibadetti. Devletle milleti bir araya getirmek için çalıştı. O da ibadetti. Hakkında en çok iftira atılan Mustafa Kemal Atatürk'ü, gerçek Atatürk'ü anlattı. O da ibadetti. Evet. Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'i anlattı. İbadetti. Her konuştuğu ibadetti. Yaptığı ibadetti. Müslüman budur. Bakıldığı zaman sana Allah'ı hatırlatırdı Haydar Hoca. Hatırladığında Allah'ı hatırlatırdı. Müslüman budur. Allah'ın sevgili kulu budur. Evet. Hazreti Ali'nin musafı olur mu? Lan senin yanmaz terliğin oluyor da. Ahmak. İmam Ali'nin musafı mı? Kimin olacak? Sen kimsin ki İmam Ali hakkında konuşuyorsun? Elimizdeki Kur'an neyle başlar? İlk ayet nedir? İkra. İkra, oku ayetidir. Açın bakalım Kur'an-ı Kerim neyle başlar? Fatiha ile başlar. İlk sayfada Fatiha suresi vardır. İlk yine ayet nedir? İkra. İkra, okudum. Şimdi beni dinleyen izleyicilere bir gidin en kabadayı Hacı Hoca'ya bir soru sorun. Sorun. Deyin ki Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti nedir? Diyor ki oku ayeti. Güzel. Kur'an'ın son ayeti nedir? Allah'ın son vahyi nedir? Ondan sonra vahiy kesiliyor, bitiyor. Nedir? Nedir? Çıt yok. Ik mık, felak ve nas. Ya kardeşim, ben son ayeti soruyorum. Kur'an'daki yazılan sıralamayı sormuyorum. Allah'ın son vahyi nedir? Çıt çıkartmaz. Çünkü bilmez. Niye bilmez? Niye? Yani bir insan en çok onu merak etmez mi? Cenab-ı Hak en son neyi emretti? Ne söyledi bize? Ne dedi bize en son? Allah ne istedi bizden? En son. Kıyamete kadar bir daha vahiy gelmeyecek. Neydi o? Hiç mi merak etmediler? İmam Ali'nin musafı şudur. Bir ayet olmasın ki nerede, ne zaman insin, sebebi ne olsun? İlmin şehri Muhammed Mustafa'dır, kapısı İmam Ali'dir. İşte İmam Ali Efendimiz her inen ayeti iniş sırasına göre yazmış, altına da ayetin açıklamasını yazmıştır. Onun bu yazdığı kitap onun musafıdır.
Bütün ayetlerin tefsiri vardır burada. Ve iniş sırasına göredir. İniş sırasına göredir. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim, işte burada var. Kur'an-ı Kerim'in son ayetleri kiminle ilgilidir? Kadri Hum'dur. Allah'ın Resulü herkesi toplamıştır. Bu Ali'dir. Benden sonra vasinizdir. Hidayet imamınızdır. Bunu demiştir. 3 gün orada kalmıştır Kadri Hum kayalıklarında. Ve herkesin biatını aldırılmıştır. Ondan sonra da son ayet inmiştir. Din kemale erdi. Kur'an'daki son ayet budur. Allah'ın son hükmü din kemale erdidir. Hangi olaydan sonra din kemale ermiştir? İmam Ali'ye Allah Resulü bütün herkesin biatını yaptırdıktan sonra. Ekranlarda anlatıyorlar. O cübbelisi. Bir tanesi itiraz etmiş orada bulunanlardan. Ne yani şimdi bir de Ali'ye mi senden sonra tabi olacağız? Eğer bu Allah'tansa kafama taş düşsün demiş. Semadan gelen bir taş kafasından girip arkasından çıkmıştır. Bütün hadis kaynaklarında var. Evet. Bunu anlatıyorsun. O ne? Bütün hadis, bakın burada tek tek yazmış hocam. Bütün sünni kaynaklarda. Kur'an'ın son ayeti budur. Vahiy bununla bitmiştir. Din İmam Ali'nin velayetiyle kemale ermiştir. Bunu Haydar Hoca demiyor ki. Bu Haydar Hoca'nın sözü değil. Bu Allah'ın sözü. Allah böyle emretti. Bize örnek olarak onu gösterdi. Kıyamete kadar bu dini üç kağıtçılardan koruyacak olan işte o velayet ekolüdür. Bu dinin sahibi onlardır. Bu gibi üç kağıtçılardan, madrabazlardan, şunlardan, bunlara koruyacak olan bu insanların kıyamete kadar varlığıdır. Bu insanlar bulunduğu asırda dini yozlaştırmak isteyen bütün fitnebazların karşısında durmuşlardır. Ve bakın bu insanların tamamı bulundukları toplumda birlik ve beraberliğin sembolü olmuşlardır. Evet. Bu asırdaki o kişi de Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Daha ne yapacaktı Haydar Hoca? Hayatı böyle geçti. Hayatı bulunduğu her yerde birlik ve beraberlik. Bu aslında Hacı Bektaş'ıdır Haydar Baş. Hacı Bektaş geyikli aslanı kardeş kıldı. Tabiatta geyikli aslan bir yerde olur mu? Olmaz. Ama Hacı Bektaş'ın yanında oldu. Asırlardır süren fitneleri ortadan kaldırdı. Sünni Şii kardeşliğini saldı Profesör Doktor Haydar Baş. Devlet millet kardeşliğini sağladı. Sol, sağ, Alevi, Sünni bir ve beraber kıldı. Hacı Bektaş hayvanları barıştırdı. Haydar Hoca insanları barıştırdı. Bunu başardı. Bundan daha büyük bir tasarruf var mı? İşte bugün onun açtığı yoldan Genel Başkanımız Hüseyin Baş'la beraber hepimiz gidiyoruz. Bu yol kutlu yoldur. Allah'ın razı olduğu yoldur. Allah'ın rızası birlik ve beraberliğin üzerindedir. O yüzden bu mübarek gecelerde ben bütün izleyicilerimize her şeyden önce kimseyi öyle madrabazları dinlemesinler. Yapabildikleri kadar çok ibadet etsinler. Yapabildikleri kadar çok selatü selam getirsinler. Yapabildikleri kadar hayır hasenat yapsınlar. Yapabildikleri kadar gönülleri barıştırsınlar. Yapabildikleri kadar değil, yapmak zorundalar diyorum son kısmı. Haydar Hoca'nın yolundan ayrılmasınlar. Evet. Diyorum. Evet. Evet gençler, size dönelim. Sonra bir de ara verelim. Evet. Şimdi siz yok ya ama ben bu arada bir şey söyleyeyim. Kesilecek. Bak. Ben devam edeceğim. Ben bir şey söyleyeyim. Sabah 5'ten beri toplantı yapıyorum. Diyeceksiniz ki bu enerji o nereden gelir? Ali Garacıoğlu beni ateşledi, o Bursa ekibi. Fakat bitti, pil bitti. Ben reklam arası verirseniz ben müsaade isteyeceğim. Bak onu baştan söyleyeyim. Ben zaten iki sürede toplam konuşacağım şeyi konuştum bu arada. Tamam mı? Ben izleyicilerden müsaade isteyeceğim. Yani gerçekten hem çok yorgunluğum hem de müsaade edin bir gidip bir bardak su içeyim. Diyeceğim aradan sonra.